miktarınızı arttırmak. Çoğu anne bebeğinin tüm ihtiyacını karşılayacak miktarda süt üretebilir. Ancak sizin bebeğiniz beklenen şekilde gelişmiyorsa, daha etkin emzirmek onun büyüyen ihtiyaçlarını karşılamak için sütünüzün artmasına yardımcı olur. Bu video süt miktarınızı ve bebeğinizin beslenmesini iyileştirmek için yapabileceklerinizi adım adım gösterecek. İlk adım, bebeğin memeyi kavramasını iyileştirmek. Eğer bebeğiniz sadece meme ucunu kavruyorsa, az miktarda süt alıyor demektir. Ancak bebeğiniz ağzına daha çok meme alırsa, süt kolayca gelecektir. İyi kavrama, bebeğin etkili şekilde emmesine yardım eder. Memeden daha fazla süt almasını sağlar. Bu, memelerinizi daha fazla süt yapması için uyarır. Bebeğin ihtiyacını karşılamaya yetecek kadar. Bazı bebekler memeyi iyi kavrayamasa bile gelişir. Çünkü çoğu anne başlangıçta bol miktarda süt yapar. Oysa eğer bebeğiniz memelerinize uyarmıyorsa birkaç ay sonra süt üretiminiz yavaşlayabilir. Bebeğiniz memede huzursuzlanmaya, memeyi çekiştirmeye veya memeyi vurmaya başlar ve memeyi tamamen reddedebilir veya çok kısa süreli beslenebilir. Çünkü süt akışı onun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde değildir. Bunu önlemek için ta en baştan bebeğiniz yeni doğanken memeyi daha iyi kavramasını sağlamayı deneyin. Sonra memelerinizi hafifçe sıkıp sıkıp bırakın. Bu memeden süt akışını arttıracak ve bebeğin içmeye devam etmesini sağlayacak. Bebeğiniz memede çabucak uykuya dalıyorsa, kavramasını iyileştirmek ve sonrasında memeyi sıkmak sütün akışını başlatır. Süt geldikçe bebeğiniz içmeye başlar ve uyanır. Meme ucunuz rahat olacak kadar geriden memenizi baş parmak ve diğer parmaklarınız arasında tutup sıkın. Memenize yaptığınız baskı sıkı olsun ama canınızı acıtmasın. Bebeğiniz emerken memenizi sıkıp bebeğiniz dinlenirken bekleyin. Eğer bebeğiniz iyi içiyorsa memenizi sıkmanız gerekmez. Ve son olarak bebeğinizi sık sık ve iyi besleyin. Doğumu takip eden günlerde bebeğiniz sık sık acıkır. Bir gün doğumundan diğerini en az 10 kere beslenmek ister. Bir yeni doğanın midesi küçüktür ve bu yüzden sık sık beslenmesi gerekir. Bebeğiniz iyice doymuş olsa da kısa zamanda tekrar acıkabilir. Bebeğinizin beslenmeye olan ilgisini onu memenize yakın tutarak arttırabilirsiniz. Acıkma belirtilerini gözleyin. Dudaklarını oynatıyor, elini ağzına götürüyor ve başını sağa sola çeviriyor. Gece veya gündüz acıkma belirtilerini her gördüğünüzde bebeğinizi besleyin. Bebeğinizin ne kadar süre emdiğini gözlemeye ya da en son hangi memeden beslendiğini hatırlamaya gerek yoktur. Bazı bebekler hızlı, bazıları ise yavaş emer. Bebeğiniz ne zaman memedeki akımın yavaşladığını ve diğer memeye geçmeye hazır olduğunu bilecektir. Süt akışı yavaşlayınca bebeğiniz kendiliğinden memeden ayrılabilir. Onu göğsünüze koyun. Siz sabırla beklerken bebeğiniz yeniden acıktığını gösteren hareketler yapmaya başlayabilir. İki kere daha meme değiştirmek istedi. Sonunda doydu. Bebeğiniz uykuya dalıp memeyi bırakabilir. Zaman zaman bebeğiniz birden eskisinden daha fazla süt isteyebilir.
Bu normaldir. Bu bebeğiniz büyüyor ve onunla beraber açlığı da büyüyor anlamına gelir. Bebeğinizi gözlemleyerek onu daha sık emzirebilirsiniz. Bu da doğal olarak sütünüzü arttıracaktır. Bebeğinize su, şekerli su, çay, bal, formül mama veya başka bir şey vermeyin. Bunlar bebeğinizin karnını doyurup memeden daha az beslenmesine neden olur. Bu yüzden süt miktarınız azalacaktır. Ayrıca bunlardan bebeğinize onu hasta edebilecek bakteriler bulaşabilir. Onun yerine bebeğinizi izleyin. Sık sık emzirin, ne zaman acıktığını belli ederse. Ekstra beslenmelerle geçecek birkaç günün ardından bebeğiniz memeyi iyi kavradığı ve siz memenizi sıkarak her beslenmeyi etkinleştirdiğiniz sürece süt miktarınız bebeğinizin ihtiyacını karşılayacak miktara ulaşacaktır. Anne sütü en iyisidir. Hayatının ilk 6 ayında bebeğinizin ihtiyaç duyacağı tek şey budur. Bebeğinizin büyüyüp serpilmesi için tüm besinleri olması gereken miktarlarda içerir. Aklınızda bulunsun. Hemen hemen her kadın bebeğinin ihtiyacı olan sütü üretebilir. Sütünüzün akımını arttırmak için memelerinizi sıkın. Bebeğiniz memeyi iyi kavrayıp her acıktığında emzirilirse bol bol süt yapacaksınız.